O normal Türkiye'ydi Aynen. ama. Şu O an zamanki normal tabii. Türkiye'ydi. Ama o zaman O da zamanki dertli yani. normallere uygun bir şey. 2002, 2003, 4, 5. Yani, yani bir adama sormazlar mı Cumhuriyet Halk Partisi şimdi cevap ediyor ki yine baharlar gelecek diyor. Ulan size hiç bahar gelmedi ki ülkeye. Yine ne? Yine kelimesi yanlış bir defa. Yani çok samimiyetle söylüyorum Doğru, bunu. Çok doğru yine, söylüyorsun. yani yine baharlar gelecek. Ne yapacaksın? İnönü dönemini mi getireceksin? Hangi yine bahar? Ya bundan daha hamakat dolu bir cümle yoktur. Yine bahar gelecek. Zaten mevsimsel bir şekilde bu tabiat kanunu olarak Rabbim vermiş olduğu bu kanunlar çerçevesinde her yıl bahar gelir, çiçekler açar. Ama ya sen eğer Cumhuriyet Halk Partisi için yine bahar diyorsan hiç kusura bakma, bahar böyle gelir. Bak bunlarla gelir. Uçaklarla, onlar yatırımlarla, büyümelerle, otoyollarla. Sen ne yaptın şimdiye kadar? Ya yine bahar diyor ya. İnönü, İsmet İnönü bir gün Çeşme'ye gelir. Çeşme'de otururken tam o burunda böyle bir tane orada bir tatil köyü var. Orada oturuyoruz arkadaşlarla. Ondan sonra adam Çeşme'li, çok yaşlı, 90 yaşlı bir adam. Çeşme'li ama. Dedim, ne kadar yakın dedim. Sakız Adası karşımda. Bahar geldiği zaman aklında kalsın diye. Hani CHP'ye mühürüm basacağım. Bahar gelecek diye bekleyen arkadaşlara söylüyorum. Ne kadar yakın dedim. Ne kadar yakın dedim öyle. Paşa gelir buraya dedi. Bir şey biliyor musun? Savaştan sonra, Cumhuriyet ilanından sonra. 40'lı yıllar önce. Bak bak olaya bak, bitmiş hadise. Oturur burada dedi. Ya şu karşısı ne diye sorardı senin gibi dedi. Sonra bütün dedi Çeşmeliler oturur. Sakız Adası derler dedi. Yunan Adası derler. Aa bu kadar yakın mı Yunan Adası derler dedi. Adamın dünyadan haberi. CHP budur ya. CHP 20. yüzyıl budur. İki, sen şimdi burada ne dedin? Katlanmış siyah bilmem ne, bir şunu yaptık bunu yaptık. Sen işte o gençlere söyleyince o WhatsApp'la bilmem sistemlerle şu bağlantı TikTok'larla dünyayla bağlantılı. O çok fazla anlayamıyor mesela bir genç bir insan. Adam diyor ki Kılıçdaroğlu size söz diyor bağır getireceğim. Bak buraya bağlayacağım yine. Size diyor bir tane elekte bunu gördüm. Bir gördüm hani ayıptır söylemesi ağız bir güllaç vardı. Güllaçı yerken güllaçı püskürttüm bir anda. Reklamda şu yazıyor Allah aşkına bunun ya. Türkiye'yi bir dijital hamle, teknolojik bilişim bilmem ne diyor. Kılıçdaroğlu söylüyor. Yani teknoloji, dijital, iletişim, bağlantı, Zoom. Türkiye bunu getireceğiz diyor. Düşünebiliyor musun? Bunu söyleyen adam 3-5 ay önce. Bakın dünyaya Cerem Rifkin'i bağlıyor Zoom'dan. Diyor ki niye getirmedi adamı? Türk milleti teknoloji görsün diyor. Kılıçdaroğlu dediğin ekip, Cumhuriyet Halk Partisi, bu topraklardaki en yobaz, en gerici ekiptir. Düzlüğü tek bildiği, bak tek bildiği şey çekirdek çitleri eşek heykelidir. Mutlu mutlu olurlar. Şimdi bu sünger heykeli falan 2 yıl sürer sünger heykeli. Adam 2 yılda dünya çapında bir uçak gemisi, İHA gemisi, SİHA gemisi yapıyor mesela. Değil mi Erdoğan? Gerici. Bunlar seccade tersten otururlar. Eşeğin tersten binmesi gibi. Eşeğe tersten. Bir seccadeye ayakkabıyla basarlar. Bir sonraki gün ne yaparlar? Ya eyyühellezine amenü. Tercüme edin. Ey iman edenler. Okur. Ya bunları kafası şu kadar çalışır ben söyleyeyim. Kılıçdaroğlu bir gün şeye gitti. İslam dünyası 21. yüzyıl bilmem ne meseleleri diye bir toplantıya gitti. Bunu çağırmışlar. Kesin bu biliyorsun Saadet Partisi'nin yeni idolü. Biliyorsun Hoca Efendi yok artık Erbakan. Yeni idol Mücahit Kılıçdaroğlu. Saadet'in yeni. Karamollu şu anda seccadeyi söylüyor önüne. Hocam rahat bas diye. Ya gitti adam şeyde ne derdi ona İslam dünyasının 21 meseledir diye çıktı bir konuşma yaptı ilk alıntı dakika bir gol bir Karl Marx der ki dedi cümleye başladı Kılıçdaroğlu bu kim diyeceksiniz hani herkes biliyor da üzerinden bir daha hatırlatmak babından geçelim din toplumları uyuşturmak için kullanılan bir afyondur böyle bir materyalist, böyle bir dinsiz, böyle bir ateistten bahsediyoruz. Karl Marx. Tamam mı? Din bir afyondur diyen adamı, bak dedi İslam meselesi dünyaya. Şimdi kapasite bu. Ondan sonra tabii ki seccadeye tersten ayakkabıyla basarsın. Abdestsiz namaz kılarsın. Elini kaldırmış gibi yaparsın. Dersin ki ben çok müminim. Cuma kılmazsın. Sağdaki 7 dakika domuzu bitirir ama huşu içinde ellerini açar. Numaracılık bunlar da. Üçkağıtçılık bunlar da hocam. Şimdi sen...